havacılık eğitimini tamamen Yeşilköy'de, İstanbul'da alıyor. O zaman bir kısım pilotlar Avrupa eğitime gitse de Vecihi Hürkuş'un bütün eğitimi Türkiye'de, İstanbul'da gerçekleşiyor ve sadece 25 uçuştan sonra başlıyor. İlk sivil havacılık okulunu açıyor. Onun ardından ilk sivil havacılık şirketini kuruyor. Bunlar bile tek başına aslında Vecihi Hürkuş için yeterli. Onun dışında yaptığı daha birçok ilkler var. İşte Türk kuşunun kurulması, orada birçok gencimize planörlük eğitimlerinin verilmesi, havacılık eğitimleri verilmesi. Ayrıca bir de yine o ilk sivil tayyare mektebini kurduğu zaman ilk Türk kadın pilot da Bedriye Gökmen de onun öğrencisidir. Vecihi Hürkuş'un bu uçaklarının da uçma izinleri iptal ediliyor. Yani senin bu ürettiğin uçakları sen uçak mühendisi diplomasıyla üretmedin denilerek. Bunlar da iptal edilince zaten Vecihi Hürkuş yurt dışında uçak mühendisliği diploması almaya gidiyor. Fakat onu alıp döndükten sonra da tekrar deniliyor ki sen çok kısa sürede bu diplomayı aldın deniliyor. Zaten o süreçte Vecihi Hürkuş'a arkadaşları tarafından yazılan bir kısım mektuplar var. Kendi anılarında da bu mektuplardan bahsediyor. Bu mektuplardan da tamamen kendisine bir garezden dolayı, kendisine bir istememezlikten dolayı bu şeylerin yapıldığını, normalde kendisinin birçok teşviki ve desteği hak ettiği halde sebebi bilinmeyen, o dönemki işte garip bir bürokrasi anlayışı yüzünden bütün bu girişimleri tamamen engelleniyor ve bütün faaliyetleri engelleniyor ne yazık ki. Yani son hayatında vefat etmeden önce son olarak da Türk Hava Yolları ile bir anlaşma yapıyor. Türk Havacılık Tarihi ile ilgili bir kitap çalışması var. Yani hayatının son günlerinde bile hala çalışmaya ve mücadeleye devam eden havacılık için, Türk havacılığı için çalışmaya ve mücadeleye devam eden bir şahsiyet olarak Vecihi Hürkuş önümüze çıkıyor.